Evet, şimdi Livakovic'i mi konuşmalıyız? Başta da onu söylemiştim. Savunmayı mı konuşmalıyız? Onur Özkan, onu sana bırakayım. Açık söyleyeyim, Fenerbahçe'nin son 3 maçında kalede ben olsam ben de gol yemezdim. Evet, işte o yüzden Rakip söyledim gelmedi ki çünkü hiç. Gelemedi. O şeylere bakıyorum, istatistiklere böyle. Yani hiç iş düşmemiş ya. Hani. Son 3 maç Fenerbahçe'nin, yani iç sahada oynadığı Başakşehir, Rize ve Kasımpaşa deplasmanı. Rakiplerin gol beklentisi sanırım toplasak hani 0.50 yapmıyor. Çok acayip bir savunma performansı. Hani bunu sadece yenilmeyen gol üzerinden de okuyamayız. Yani daha önce biz defalarca takımların gol yememe serileri yakaladığını gördük ama ben uzun bir süredir özellikle ligimizde bir takımın üst üste bir maçta değil 3 maç üst üste rakiplerini bu kadar etkisizleştirdiğini savunmada belki ilk kez görüyorum. Hani dediğim gibi son 3 maçta rakiplerin yarım gol pozisyonu bile yok. Hani bırakın ceza sahasında gol pozisyonuna girmeyi, oraya giremiyorlar bile. O yüzden de hani Livakovic'in bu gol yememe serisi son derece normal. Burada Evet. bir kaleci performansından ziyade takım savunması performans diyebiliriz. Yani bunu sadece Ciku Beka ikilisi üzerinden okuyamayız. Bu takım halinde yapılan bir savunma. Fenerbahçe'nin savunması en önde başlıyor zaten. Orada yapılan presle olay başlıyor. Enteresan bir şey aslında. Fenerbahçe stoperleri sayesinde iyi hücum ediyor. Hücum oyuncuları sayesinde iyi savunma yapıyor. Aslında bu günümüz futbolunun geldiği nokta. Sezon başında Guardiola transfer etti. Leipzig'ten 90 milyon euroya. Ben İngiliz basına şöyle bir yorum okudum. Diyordu ki bir İngiliz gazeteci, Guardiola stoper transferiyle, Guardiola transferiyle hücumu biraz daha zenginleştirdi diyordu. Enteresan bir yorum aslında ama dediğim gibi günümüz futbolunun geldiği olay bu. Şimdi Fenerbahçe'nin bu kadar iyi hücum etmesinin sebebi Ciku Beka ikilisinin savunmayı ileri çıkarması, alanları daraltması. Bu kadar iyi savunma yapmasının sebebi de ön alandaki pres. Yani Fenerbahçe'nin takım halindeki savunması gerçekten de benim son dönemde dediğim gibi çok fazla eşine rastlamadığım bir takım savunması performansı. Rakiplerin isabetli şut sayısı bildiğim kadarıyla 2 son 3 maçta. Şuna mı diyorsun Onur Özkan? İşte çok şu görüş var. Fenerbahçe şimdiye kadar çok güçlü bir rakiple karşılaşmadı. Bu bir ölçü değil deniyor. Takım savunmasıyla ilgili olarak ya da işte gol sayısıyla ilgili olarak. Bunu nasıl yorumluyorsun? Ya tabii ki Fenerbahçe asıl hedef maçlarını oynadı mı? Oynamadı tabii ki şu ana kadar. Bunu kabul etmemiz gerekiyor ama bu hani Fenerbahçe'nin oyununu küçümsememizi gerektirmiyor. Ortada net bir takım oyunu performansı çok net bir şekilde var. Ama tabii ki biraz daha yüksek seviyeli maçlarda Fenerbahçe görmemiz gerekiyor. Sonuç itibariyle dünyada defosu olmayan, eksikleri olmayan bir takım yok. Siz gidin Guardiola'ya, size 2 saat takımın eksiklerini anlatsın. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de zaafları, defoları var. Belki bu rakipler bugüne kadar bunu fazla ortaya çıkaramadı. Belki derbilerde, belki Adana Demirspor'a karşı, Trabzonspor'a karşı belki bu defoları daha fazla göreceğiz. Sonuç itibariyle hiçbir takım bu tempoyla gidemez. Evet. Fenerbahçe'nin inişleri olacak. Fenerbahçe de maç kaybedecek, berabere kalacak, kötü oynayacak. Bunlar olacak. Ama tabii ki şu anki tablo Fenerbahçe açısından çok önemli bir performans. Hem savunmada hem hücumda ama tabii ki hedef maçları oynamadığı gerçeğine de katılıyorum, evet. Hocam sen ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi tabii Onur konuşurken Antalyaspor maçı geldi aklıma. 2 tane gol yedi. En çok zorlandığı maç bu sene Fenerbahçe. İşte zaten yani. Evet. Şimdi orada mesela Antalyaspor'un 2 tane beki var. Bünyamin'le sol bek. Benim Denizspor'dan da futbolcum Güray. İkisi de çocuğa çok büyük katkı veren, tempolu gitmesi, gelmesi yani var ya 90 dakika gidip gelen iki tane futbolcu. Fenerbahçe o maçta zorladılar. Zaten iki tane de gol attılar. Şimdi onun haricinde Fenerbahçe gol yemedi galiba, değil mi? Ondan sonra bir tane şey yedi. Avrupa Kupası maçında. Hı hı. O da Osterwold çok güzel bir asist yaptı. Şimdi, o da dış sahadaki ilk yediği goldü gol, zaten. Yani o, yoksa Avrupa'da. Pozisyonu yok. Ezdi yani. Müthiş oynadı Fenerbahçe. Ya. Böyle gurur duydum ama işte Osterwold orada bir kıyak yaptı onlara. Şey geldi aklıma gene. Hocam atladık. Sana Osterwold'i sormuştu bir izleyicimiz. Zaten sormasa da ben söyleyecektim. Şimdi rahmetli Avni abi, Avni Kalkavan, eski Fenerbahçeliler bilir. Şimdi dedi şeyde Kocaeli Spor'da mı ne oynuyor? Giresun'da galiba. Avni abi kendi kalesinde bir gol atıyor. Maç ama 1-1 falan filan. Tabii şeyde haftayım da çıkıyor, tribüne geliyor. Tamam mı?
İki tane taraftar diyor ki ya diyor bizim takım zaten gol atma niyeti yoktu dedi. Avni'yi de çıkarttılar zaten gol atma şansımız yok demişler. Tamam Avni abi de diyor ki duyuyorum. O Stavro dedi bu kefeye mi koyuyorsun şimdi? Avni kalkanını da çıkarttılar daha gol atma şansımız yok demişler. Şimdi o Stavro güzel bir pas verdi asist yaptı rakibe. Ya tabii şeyi maçı da şeyle seyrediyoruz. Bizim Yüksel Yavalı Bakanım'la beraber. O da Osterwald'ı çok tutuyor. Ya dedim ki acemi dedim bu dedim falan ama futboldan da çok iyi anlıyor. Zaten o yani biz Göztepe'ye falan çok büyük destek verdi falan filan. Yani Aydın'a falan transferleri yaptı falan. Ta o zamanlardan ben futbolun iç içe ve futbolu da biliyor. Nasıl olsa orada yani Osterwald'la ilgili o şey yaptı. Sonra golü pozisyonu yapınca hocam dedi haklıymışsın dedi. Ya o kadar çok da haklı başında çok da buradan da selam gönderirim. Kaliteli bir insan. Bakanlık yapmış tabii ama futbolu çok iyi biliyor. Şimdi Osterwald'ı şöyle söylüyorum ben. Osterwald kötü bir şey değil. Futbolcu değil. Fiziği İyi de çok bir para iyi. Verildi. İyi de bir para verildi. O para bana, o biraz aslında. O bana para çok neyse. Şimdi fizik olarak iyi. Şimdi şöyle düşünüyorum. O sahi Samuel'i düşünüyorum. Biraz evvel Ferdi'yi düşündüm. Şimdi bunlar herhalde 30 defa, 35'e yakın rakip kalenin ceza sahasının içindeler ya. Yani 35-40 defa belki. Şimdi bakıyoruz, şimdi bir bayanı, hiç bilmeyen bir bayanı desen ki bunlar ne oynuyor? Bunlar herhalde golcü, molcu falan zannederler. Sol beki, sağ beki. Müthiş, hep devamlı orada. Hiçbir şey yapmasalar da rakip savunmanın dengesini bozarlar zaten. Ya müthiş. Bana göre ikisi de müthiş oynuyor yani sağ bek sol bek. Şimdi Osterwald oynadığı zaman orada şimdi Ferdi'nin yaptığının yani onda ikisini yapamaz. Yapamıyor yani. Yapamaz zaten. Öyle bir şeyi yok yani. Öyle kreatif değil ne bileyim. Daha düz bir futbolcu. Şimdi tabii öyle olunca sol bekte hücum yönün eksik oluyor. Şimdi iyi bir takım mesela Galatasaray'da nasıl Chassebois buradan gidiyor. Buradan Anjol'una gidiyor. Ne bileyim Beşiktaş'ta Masuaku gidiyor. Buradan işte Rozier gidiyor falan filan. Her takımda yani iki bekte gidiyor geliyor. Bu sefer burada senin hücum gücün iyi değil yani. Ama savunması iyi. Ya tamam da savunması da iyi olacak. Şimdi hücumu iyi olur savunması da kötü olur. O da iyi değil. İkisi dengeli olacak işte mesela. O sayı Samuel'i geçemezsin. Ben onun karşısında mesela ben forvet oynamam. Öbür tarafa geçerim. Mesela orta Osterwald'ı geçme şansım var. Ama şeyi geçemem. Bu çok çabuk. Patlayıcı kuvveti fazla. Mesela Chassebois'u geçemem. Angelino'yu geçerim. Yani geçme şansım var. Yani. Hı hı. Beşiktaş'ta Masuaku çok dengeli. Ya ayağına topu gelince ben hoşuma gidiyor onun. Mesela Gezal. Mesela Gezal da topu ayağına alınca. Mesela İrfan Can Kahveci'nin, Tadiç'in. Onların ayaklarına yakışıyor mesela da. Ama şeyde öyle bir durum yok yani. Osterwald'da tamam fiziği iyi, hakikaten çok iyi. Ama bir eksiksin yani orada. Hücumda eksiksin. Ben şimdi Fenerbahçe'ye diyorum ki ya kupayı alabilir Fenerbahçe. Kaliteli bir bak, takım. Bak bir de devam edeceğiz. Bir rekor da var. Özellikle de 5 büyük ligdeki rekorlarla yarışıyor şu an performansıyla. Bir ona da bakalım. Evet, az önce Güvenç Hoca'nın bıraktığı yerden sana döneyim Onur Özkan. Bu konferans ligini alabilecek durumda diyor Fenerbahçe için. Sen nasıl düşünüyorsun? Zaten şu anda tüm Avrupalı otoritelerin kabul ettiği bir gerçek. En iyi 3 takımdan bir tanesi ama tabii ki önümüzdeki turda Avrupa Ligi'nden takımlar gelecek. Orada biraz güç dengesi değişebilir. Evet. Ama net bir şans var ortada. Yani geçtiğimiz sezon kupayı West Ham United kazandı. Fenerbahçe de bu kupayı kazanabilir rahatlıkla bence. O gücü var, o kadrosu da var. Şu istatistik önemli. 14 maç rekor bence kırılabilir Fenerbahçe tarafından. Çünkü ligimizin güç dengesine baktığımız zaman bence ciddi bir makas var. Yani bunu Galatasaray için de söyleyebilirim. Derbi maçlar ve Adana Demirspor dışında hani şu anda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybetme ihtimalini çok yüksek görmüyorum ben. Belki derbiler. Bir de Adana Demirspor zorlayabilir bu iki takımı. Çünkü onun dışında baktığımız zaman bazen Fenerbahçe sezon başında bunu yaptı. İkinci, üçüncü viteste kazandı. Galatasaray bu sezon birçok maçını böyle ikinci, üçüncü viteste kazandığını gördük. Biraz vites yükseldi mi zaten çok inanılmaz bir fark çıkıyor sahada ortaya. O yüzden de bence bu 14 maçlık seriyi Fenerbahçe yapabilir. O gücü var. Bu
olumlu mu? Olumsuz tabii ki ligimiz açısından baktığımız zaman da. Yani şunu gösteriyor biraz. Sanki bir ay, bir buçuk ay sonra orada çok ciddi Galatasaray ve Fenerbahçe ve diğer takımlar diye bir sınıf oluşacak. Evet, o makas dün gece de bunu konuştuk. Ciddi anlamda açıldı. Yani bunun tabii belli başlı sebepleri var ama ben 8 artı 3 kuralının bu makasın açılmasında ciddi sebep olduğunu düşünüyorum. Çünkü Anadolu kulüplerinin o 3 yerli oyuncu bulma konusunda ciddi zorlukları var. Ve genelde bakalım o 3 yerliler o takımların kadro kalitesini aşağı çekiyor. Zaten iyi oyuncuları büyük takımlar topluyor mecburen. 3 yerli kendi altyapılarından çıkaramadıkları için genelde ne yapıyorlar? Anadolu kulüpleri 1, gurbetçiler 2. Bu güç dengesini çok olumsuz etkiledi. Mesela yabancının serbest bırakıldığı dönemlerde puan baremleri çok düşmüştü. Yani bizim mesela 69 puanlı şampiyon hatırlıyorum ben. Galatasaray şampiyon olmuştu. Şimdi bakıyoruz 90 puanlardan bahsediliyor. Tabii ki maç sayısı fazla 20 takım olduğu için ama güç dengesi çok kötü durumda. Şu an etkilenmiş vaziyette yani ligimiz için.